arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bölüm 1'in 10. testini çözeceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım birinci soruda bizim neyi sormuş? Şu şekilde bize arkadaşlar organik bileşikler vermişler. Ve sonunda doğrudan kullanılanlar ve hücre zarından geçebilen molekülleri sormuşlar. Değerli arkadaşlarım burada glikoz küçük bir moleküldür. Monosakarittir. Amino asit bir monomerdir arkadaşlar. Yağ asit bir monomerdir. Dolayısıyla bunlar doğrudan hücre zarından ne yapabilirler arkadaşlar? Geçebilirler. Ve doğrudan bunlar nerede kullanılabilirler? Solunumda kullanılabilirler. O halde solunumda kullanılabilenler kimlerdir mi arkadaşlar? 1, 2 ve 3 numaralı bileşiklerimizdir. Ancak nişasta ve kitin değerli arkadaşlarım bunlar polimer bileşiklerdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunların solunumda kullanılabilmesi için ilk önce neye uğraması lazım arkadaşlar? Sindirime uğraması lazım. Sindirime uğradıktan sonra nerede kullanılabilir? Solunumda da kullanılabilir. Hücre zarından da geçebilir. O halde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Hem solunumda doğrudan kullanılanlar 1 2 3 olacak. Hem de hücre zarından geçen 1 2 3 numaralı edirne şıkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Bir diğer soruda değerli arkadaşlar Hemen şöyle baktığımız zaman bize demiş ki bir hücrede lipid ile glikoz birleşmiş glikolipit olmuş. Glikolipit neyin yapısına katılır arkadaşlar? Hücre zarının yapısına katılır. Bakın hücre zarının yapısına katılır arkadaşlar. Hücre zarının yapısı. Lipidle protein birleşti lipoprotein oldu. Bu da neyin yapısına katıldı? Yine hücre zarının yapısına katılacak arkadaşlar. O halde bize burada lipidlerin hangi görevini yerine getirmek için ispatlamak için kullanılabilir arkadaşlar. Isı yaratımıyla ilgisi yok. Nedir arkadaşlar? Cevabımız sırıtıyor burada. Yapım maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Niye? Çünkü hücre zarının yapısına katılarak arkadaşlar hücreye ne kazandırıyorlar? Glikolipid ve glikoprotein molekülleri özellikle hücreye antijenik özellik kazandırıyorlardı. Enerji verici olma, yedek besin depo maddesi veya da çözen vitaminlerin emilimini sağlama ile ilgili bilgilere ulaşamıyorum arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım bir deney tüpünde bir deney tüpünde hayvansa, hayvan hücresi özütü konulduktan sonra X, Y, Z ayrı damlatılıyormuş ve renk değişimin olup olmadığı artı ve eksiliği gösteriliyormuş. Buna göre bize demiş ki hangilerin doğruluğu kesin değildir. Arkadaşlar X'e baktığım zaman X ayıracı bitki hücresi özütüne damlatılırsa renk değişimi olmaz demiş. Arkadaşlar bu bir protein ayıracı olamaz mı? Protein ayıracı olabildiği için Dolayısıyla bitki hücresine damlatırsan o zaman bu olay gerçekleşebilir. Yani bu olay kesin değildir arkadaşlar. Peki Y glikojen ayıracıdır. Nereden biliyorum arkadaşlar? Belki bir laktoz ayıracıdır. Belki bir protein ayıracıdır. O halde bu ifade de olmadı arkadaşlar. Peki Z ayıracı bakteri hücresinin üstüne damlatılırsa renk değişimi olur. Arkadaşlar bu da kesin bir bilgi değildir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar. Peki Arkadaşlar bir diğer soruya baktığımız zaman dördüncü sorumuzda bize demiş ki hücre zarı ribozom ve mitokondri vermiş. Yukarıdaki verilen hücresel yapılardan hangilerinin içeriğinde protein ve karbonhidrat molekülleri bulunabilir demiş arkadaşlar. Protein ve karbonhidratlar hücre zarının yapısında bulunabilir arkadaşlar. Ribozomun yapısında protein artı ne vardı arkadaşlar? Protein artı ribozomal RNA olduğu için RNA'nın yapısında da 5 karbonlu riboz şekeri olduğu için o zaman bu ifade de doğrudur. Hücre zarı da doğruydu. E, mitokondrinin içerisinde hem ribozom bulunuyordu arkadaşlar hem de neler bulunabilirdi arkadaşlar. Hücresel yapılardan hangileri içeriğinde protein ve karbonhidrat bulunabilir? O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneği oldu. Peki 5. soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım. Birinci hücrede dikkat edin glikoz ve fruktoz ve sükroz sentezlenmiş bu nedir? Bir çay şekeridir. Arkadaşlar diğerinde ise nötral yağ sentezlenmiş. O halde dikkat edelim arkadaşlar. Şu çay şekeriydi bu da nötral yağ sentezidir. Bir ve iki aynı canlıya ait olabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Bir bitki hücresi olabilir ikisi de. Çünkü yağ sentezi tüm canlıların ortak özelliğidir. E, sükroz da bitkide de gerçekleşebildiği için sıkıntı yok arkadaşlar. Peki... Birinci hücre bitkiye ait olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Her iki hüc hücrede de dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmektedir. Dehidrasyon neydi? Küçük moleküller birleşecekti. Büyük bir molekül ve su açığa çıkacak mıydı? Evet. O halde bu bir dehidrasyon. Bu da bir dehidrasyondur arkadaşlar. Problem yoktur. İkinci tepkimenin, ikinci hücrede tepkimenin gerçekleşmesine bağlı olarak pH düşer demiş. E arkadaşlar biz burada neyi kullanıyoruz? Asiti kullanıyoruz asit kullandığımız için arkadaşlar asitlik azalırken pH'ımız ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Çünkü asitlik azalıyor. Niye? Çünkü asit kullanıyorum. pH ne olacaktır? Artacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar hemen şuradan polisakaritlerin ile ilgili bize birkaç bilgi vermiş arkadaşlar. Ben birinci, birincisine baktığım zaman arkadaşlarım ne demiş bize? Bitki demiş ve yapısal demiş. O zaman ben buradaki kanun selülöz hayvan ve mantarda yapısal olan arkadaşlar kimdir? Kitindir. Burada bitkide depo maddesi olan nişasta iken burada da arkadaşlar kimdir? Glikojendir. O halde gelin şunlara bakalım. Hangileri hangisi doğru değildir demiş arkadaşlar tablodaki bilgiye göre. L böceklerin dış iskeletinin ve mantarlarının ise hücre çepenin yapısına katılır. L kimdi kitindi. O halde doğru bir ifadedir arkadaşlar. Problem yok. K ve M'nin glikoz sayısı ve bağlanma düzenlerinde farklılık gözlenir. Evet arkadaşlar. Çünkü K neydi burada? Selüloz iken M nişastadır. Ve nişastada glikozların yarısı darlanırken selülozda arkadaşlar düz bir zincir şeklinde bağlanıyordu. K ve L suda tam çözelti oluşturamazken... M ve N tam çözelti oluşturur ifadesi yanlıştır. Çünkü polisakaritler suda tam çözelti oluşturamazlar arkadaşlar. Saf haldeyken yumuşak olan kitinin yapısı kalsiyum karbonat katılarak sertleşiyor. M ve N'nin hidrolizi otçul hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Nişasta ve glikojen sindirimi gerçekleşebilir arkadaşlarım. Hemen bir diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda da bize bir bitki hücresinde gerçekleşen olayı sormuşlar arkadaşlar. Hayvan ve bitki hücrelerinde hangileri ortak olarak gerçekleşebilir? A. Protein sentezi. B. Protein hidrolizi. O halde protein sentezi ve hidrolizi tüm canlıların ortak özelliği. Arkadaşlar C. Yağ sentezi. D. Yağ hidrolizi. Yağ sentezi ve yağ hidrolizi tüm canlıların ortak özelliğidir. Ancak arkadaşlar hem bitkide hem de hayvanda nişasta sentezi var mı? Bitkide varken hayvanda yok arkadaşlar. O halde bu da gitti. Nişastanın hidrolizi hayvanda, hücrede değil arkadaşlar, hücre dışında gerçekleşir. E bu da laktoz bir süt şekeri olduğu için ne kaynaklıydı arkadaşlar? Hayvansal kökenliydi. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Peki buradaki soruya baktığımızda değerli arkadaşlarım. Polimer bir X maddesinin hidrolizi sırasında gözlenen madde değişmeleriyle aşağıdaki grafikte verilmiştir demiş. Buna göre X maddesiyle ilgili olarak glikozit bağ sayısı azalmış, su miktarı azalmış. Serbest glikoz miktarı artmış demiş değil mi? Hangilerini doğrulamak için yeterli değildir demiş arkadaşlar. Peki bitkisel bir depo polisakarit demiş. Peki arkadaşlar bu bir maltoz olamaz mı? Olabilir çünkü mal hidrolizinde de ne gerçekleşir? Bu aynı bu olaylar gerçekleşmez mi? O halde bu yeterli değildir. Hayvansal yapısal bir polisakaritler. E arkadaşlar belki deposal bir polisakaritler. O zaman bunu da doğrulamak için yeterli değildir. Yapısında azot bulunduran bir polisakarit ifadesi de yeterli değildir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Arkadaşlar E seçeneği oldu. Dokuzuncu soruya baktığımızda değerli arkadaşlarım kesikli oklarla çizilenler arkadaşlar dönüşemiyormuş ama düz çizgilerle çizilen dönüşebiliyormuş. O halde ben buraya baktığım zaman X temel amino asit ise arkadaşlar Y glikozdur. Evet, glikoz temel amino dönüşmez arkadaşlar. Temel amino dönüşmez. Ancak arkadaşlar temel amino asit glikoza dönüşebilir. Arkadaşlar organik monomerler hücrede birbirine ne birbirine dönüşebilir. O halde ikisi de birbirine dönüştüğü için Y glikoz Z gliserol olabilir. Arkadaşlar X temel amino ise Y Z yapsal proteinse bak yapsal protein temel amino asit dönüşmüş. O halde insan bu, bu sentezlenmiş e temel amino asit sentezlenebilir mi arkadaşlar? sentezlenemez. Bu yüzden cevabımız 1 ile 2'dir arkadaşlar. Ancak burada bir görüşümü ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü burada bir bütün olarak düşündüğüm zaman buraya temel amino asit yazarsam Z'nin buna dönüştüğünü görüyorum. Dolayısıyla hücrede Z'ye dönüşen temel amino asitlere dönüşen herhangi bir molekül olmaz arkadaşlar. Çünkü temel amino asit ben dışarıdan hazır almam gerekir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar. Peki hemen geliyoruz arkadaşlar. Kime? 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soruya baktığım zaman biri riboz, biri glikoz ile ilgili molekül formüllerini vermişler bize arkadaşlar. Hemen şuna bakıyorum arkadaşlar. Karbon sayılarını sayalım. Riboz zaten biliyoruz ki 5 karbonludur. Glikoz da 6 karbonludur. 1, 2, 3, 4 ve arkadaşlar 5 karbonlu olduğunu söylüyorum. Şuradaki 5 karbon. Glikoza bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon arkadaşlar. O halde riboz 5, glikoz 6 karbonlu bir monosakarittir. Glikozun karbon sayısının fazla olması solunum tepkimelerinde riboza göre yıkımını kolaylaştırır. Bir kere riboz solunumda parçalanmaz ve biz bu ifadeye ulaşamayız. Riboz glikozla birleşerek arkadaşlar riboz glikozla birleşemez. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. 11. soruya baktığım zaman arkadaşlar. K'ya bakıyorum. K, L ve N. Şu 3 molekülde nedir arkadaşlar? Amino asitlerdir. M bir dipeptittir arkadaşlar. Dipeptit. T bir tripeptittir arkadaşlar. Şu dipeptit ve tripeptitte peptit bağları bulunurken arkadaşlar amino asitlerin yapısında peptit bağları yoktu. O halde birinci ifadeye baktığım zaman arkadaşlar M bir dipeptit olup yapısında peptit bağ bulunur. Doğru bir ifadedir. T'nin molekül ağırlığı K toplam molekül ağırlığına eşittir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlarım. Sebebi de şudur. Çünkü T sentezlenirken ne açığa çıkar arkadaşlar? Su açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan su kimin yapısından çıkar? Tripeptitin yapısından açığa çıkar. Peki M ve T'nin oluşumu dehidrasyon değil midir? Çünkü küçük moleküller birleşip büyük bir molekül oluşturuyor. Ve buradaki arkadaşlar tripeptit oluşurken iki bağ oluştuğu için bağ sayısı eşittir neydi? Su sayısıydı. ET'nin sentez sırasında kurulan bağ sayısı açığa çıkan su sayısına eşit olup arkadaşlar cevabımız 1, 3 ve 4 numaradır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım.